var. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu bizim canlı yayın konuğumuz. Sayın Karaloğlu hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet tabii bugün önemli bir gün. Özellikle Diyarbakır için. Diyarbakır'ın 882. yılı ve yaklaşık 400 yılda bildiğiniz kadarıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yarına kadar da bu etkinlikler devam edecek. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleşiyor sanırım bu etkinlikler. Efendim kısaca sizden 23'ünden bu yana bugün ve yarın da dahil olmak üzere tek etkinlikler gerçekleşti ve gerçekleşecek. Bunu öğrenebilir. Şimdi öncelikle tabii bugün 27 Mayıs belki Diyarbakır'ın fetih günü ama diğer taraftan da Türk demokrasi tarihinin kara günü. Halkın seçmiş olduğu başbakanına ve bakanlarına yapılanları unutmadık. Değerli başbakanımız, merhum başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle ben de yad ediyorum. Evet bugün Diyarbakır'ın da fetih günü. 27 Mayıs, Mayıs'ın son haftası, Fetihler Haftası. Hem Diyarbakır'ımızın hem İstanbul'umuzun Fetih Haftası. Duygu Hanım, Diyarbakır Hazreti Ömer döneminde, Hulefai Raşid'in döneminde, İslam'ın ikinci halifesi döneminde 639 yılında içerisinde bin sahabe-i kiramın bulunduğu İslam orduları tarafından fethedilmiş ve 1382 yıldır kesintisiz İslam şehri olan, kesintisiz semalarında ezan-ı Muhammedi okunan mübarek bir şehir. İşte bu kadar önemli bir günü, Diyarbakır aynı zamanda Anadolu'nun İslam'a açılan kapısı, kilidi, ilk şehri, İslam'la tanışan, İslam'la şereflenen Anadolu'nun ilk şehri, işte bu sene tekrar Diyarbakır'ı bu özellikleriyle hem İçerideki Diyarbakırlı hemşehrilerimize hem de Diyarbakır'ın dışında yaşayan insanlarımıza Diyarbakır'a bakarken Diyarbakır sıradan bir şehir değil. Diyarbakır Anadolu'da İslam'a kilitlik yapmış, Anadolu'da İslam'ın eşiği olmuş, kapısı olmuş ve şu anda Mekke Medine'den sonra en fazla sahabe-i kiramın metfun bulunduğu ve fethinde yaklaşık 1000 sahabenin bizzat görev aldığı ve 27'sinin de ilk mücadelede şehit düştüğü ve kabirlerinin de şu anda sizin de görüntülere koyduğunuz Hazreti Süleyman Camisi'nin haziresinde metfun bulunduğu mübarek bir şehir. Bu şehrin fethini yeniden insanlarımızın gündemine taşımak, özellikle gençlerimizi hatırlatmak, onlara bir fetih şuuru, bu fetih şuuruyla beraber bu şehrin bir medeniyet şehri olduğunu, bu şehrin bir kardeşlik, barış ve birlikte yaşama kültürünün çok yüksek bir şehir olduğunu tekrar gençlerimize ve insanımıza hatırlatmak üzere bu sene sadece fetih günü değil bir fetih haftası mantığıyla 23-28 Mayıs tarihleri arasında farklı etkinliklerle elbette ki Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi öncülük etse de şehirde bulunan sivil toplum örgütlerimizin de hem fikri katkılarını aldık hem de etkinliklere bizzat katılımını da alarak şu anda etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün sabah saat 03'te İslam orduları Diyarbakır'a geldiğinde ordunun karargah olarak kullandığı, daha sonra üniversite camisi yapıldığı yer, Fetih Camisi ismi de, oradan başlayarak Hazreti Süleyman Camisi'ne, yani az önce bahsettiğim 27 sahabe-i kiramın metfun bulunduğu, şehit sahabenin metfun bulunduğu Hazreti Süleyman'a kadar güzel bir yürüyüş yaptık, fetih yürüyüşü yaptık. Sayın milletvekillerimiz, kamu kurumlarının görevlileri, sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz çok büyük katılım gösterdiler. Orada sabah namazını eda ettik. Sonra Hazreti Süleyman Camisi'nin meydanında Diyarbakır fethini anlattık ve orada dualar ettik. Münir Bey, size sormak isterim size. Sizin bir açıklamanızda şöyle bir ifadeniz var. Diyarbakır'ın fethi olmasaydı Malazgirt fethi de İstanbul'un fethi de olmaz gibi bir ifade kullanmışsınız. Aslında da Diyarbakır'ın fethinin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamışsınız. Özellikle bu önemden de biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi az önce ifade ettim ya Duygu Hanım, Diyarbakır'ın fethi Anadolu'da İslam'ın kapısıdır.
fethedilen ilk şehirdir, ilk coğrafyadır. İslam Anadolu'ya Diyarbakır üzerinden girdi. Eğer Diyarbakır fethedilmeseydi, Anadolu coğrafyası İslam'la tanışmasaydı, Anadolu ve Anadolu'nun batısındaki coğrafya İslam'la tanışmasaydı, elbette ki Malazgirt zaferimiz de, İstanbul zaferimiz de belki olurdu, Rabbim nasip ettiyse olurdu ama zorlaşırdı. O bakımdan biz şöyle ifade ediyoruz. Diyarbakır'ın fethi, Malazgirt fethinin habercisi, İstanbul fethinin de müjdecisidir. Çünkü anahtardır. İslam'ın kilidi Diyarbakır'da açılmıştır Anadolu'da. Ondan sonra özellikle sahabe-i kiramın gelip Diyarbakır'da yerleşmesi, Mekke Medine'den sonra en çok sahabe kabrinin bulunduğu şehir Diyarbakır olduğu ifade edilir. Duygu Hanım, bu çok bilinmez mesele. Türkiye'de de çok bilinmez. Ama Diyarbakır'da mayalanan o İslam medeniyeti Diyarbakır üzerinden Anadolu'nun diğer şehirlerine yayıldığı için biz o manada Diyarbakır'ı İslam'ın kapısı, kilidi olarak gördüğümüz için ondan sonraki fetihler açısından Diyarbakır fethinin önemini vurgulamak için dün o cümleyi kullandık ve öyle de inanıyoruz. Ama bu topraklarda, bu toprakları bizlere vatan kılan, İslam medeniyetini bu topraklara taşıyan herkese, bütün şehitlerimize, bütün ecdadımıza elbette ki minnetimiz, duamız var.